Merhaba Tamindir takipçileri. Bu videomuzda sizlerden de özellikle talepte bulunan bir cihaz var. Elimde Huawei P30 Lite arkadaşlar. Gerçekten merak edilen bir akıllı telefondu P30 Lite. Özellikle lansmanda herhangi bir şekilde Lite modeline neredeyse hiç girilmemişti. Hatta çıktıktan sonra biz de sorduk sağda solda var mı acaba diye. Ama P30'un Lite versiyonunun orada olmadığını, daha sonrasında çıkacağını söylemişlerdi. İşte o lansmandan yaklaşık 2 ay sonra P30 Lite elimde arkadaşlar. Ve bu videoda P30 Lite'ın Türkiye fiyatına göre alınır mı alınmaz mı ve nasıl bir telefon P30 Lite, hepsine yakından değineceğiz. Huawei son dönemde çıkardığı bütün telefonlarla hem orta seviye olsun hem de biraz daha premium dediğimiz ya da amiral gemisi dediğimiz cihazlar olsun, hemen hemen hepsiyle gerçekten hem piyasadaki diğer markaların hem de kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor ve beni de açıkçası heyecanlandıran işler yapmaya devam ediyorlar. Şimdi biliyorsunuz çok yakın bir tarihte bazı sıkıntılar yaşandı Huawei tarafında, ama bu yaşanan sıkıntılar hali hazırda satışta olan ve daha önceden tanıtılmış olan cihazları etkilemeyeceği için bu cihazı ona göre değerlendirmenizi altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Yani Huawei cihazlara zaten Android gelmeyecek falan filan diyecek arkadaşlarım için bunu da belirtmek istedim. Yani şu anda satışta olan cihazlar bu yaşanan hadiselerden etkilenmeyecek. Bundan sonrakiler etkilenecek, hatta belki bunlar da düzelebilir ya da farklı bir yol izlenebilir. Telefonun kutusundan çıkar çıkarmaz arkadaşlar, malzeme kalitesiyle gerçekten dikkatimi çekti cihaz ve ergonomik olarak da oldukça hoş bir telefon olmuş. Yani ele tam oturuyor. Ele oturması güzel ki ekranı büyük olmasına rağmen kullanım açısından çok sıkıntı yaşatmayacak bir akıllı telefon gibi gözüküyor P30 Lite. Ve P30 Lite aslında P-Smart 2019 benzeri de bir tasarıma sahip gerçekten. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle bende olan P-Smart 2019 da birazcık siyah renk olduğu için yan yana koyduğumda daha da bu benzerliği hissettim. Ama tabii ki bu sadece bir tasarımsal benzerlik. Onun dışında herhangi bir benzerlik yok. Ve telefonun ekran kas oranında gerçekten dikkat çekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi damla çentikli bir ekranı var telefonun. Ve damla çentikli ekrana sahip bu telefonun ekran kas oranı %84.2 dostlar. Telefonda enteresan bulduğum detaylardan bir tanesi, aynı P30 Pro'da olduğu gibi yanları yuvarlak bir yapıda olmasına rağmen altı ve üst bölümü biraz daha düz bir kesime sahip arkadaşlar. Bu sayede sanki telefon ele daha iyi oturmayı başarıyor gibime geldi. Yani o üstteki gereksiz yuvarlaklık giderilmiş, bir yandan da güzel olmuş açıkçası. Değişik bir tasarım denemesi olmuş. Ekranın parlaklığı oldukça güzel ve ekran boyutu da 6.15 inç boyutunda arkadaşlar. Hemen telefonun ön tarafına baktığımızda ahize ön kamera dışında herhangi bir şey göremiyoruz telefonda. Komple bir ekrana sahip ve ön tarafta bunların dışında herhangi bir şey yok. Telefonun sağ tarafına baktığımızda ses açma kapama tuşlarını ve hemen altında da kilit tuşunu görüyoruz. Sol taraf boş bırakılmış durumda. Üst tarafa baktığımızda da micro SD kartla sim kartı takabileceğimiz bir çekmece yer alıyor hemen sol tarafta. Ve altına baktığımızda hemen gördüğünüz olduğunuz üzere 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve yanında da Type-C girişi, aynı zamanda da hoparlör ve mikrofon da burada yer alıyor. Arkaya baktığımızda aslında işte burada önemli bir detay var arkadaşlar. Telefonun arkasında 3 adet kamera yer alıyor ki bu kameralar iyi işler ortaya çıkarmayı başarıyor diyebilirim sizlere. Hemen onların altında bir adet flash ve tam ortada telefonun genel ergonomik tasarımıyla da uyumlu olan bir parmak izi okuyucu yer alıyor dostlar. Ekranın detaylarından da bahsetmek istiyorum sizlere. 6.15 inçlik bir ekran olduğunu size zaten söylemiştim az önce. Ekranın genel kalitesinin kullanıcıyı tatmin edebildiğini de aktarmamda fayda var. Yani ekranlarda biliyorsunuz bazı değişiklikler yapmaya başladı firmalar. Artık eski tarz LCD'ler değil de daha yenilikçi LCD paneller kullanıyorlar ki bu cihazdaki LCD paneli de gayet kaliteli ve gayet iyi olmuş. Onu da söyleyeyim. Ekran çözünürlüğü 1080x2310 inç olarak belirlenmiş. Yani ekran çözünürlüğünün daha yüksek olmasının açıkçası bu cihaza çok bir katkı sağlayacağını da düşünmüyorum. Özellikle bu seviyede tutulmuş olması da bence şarj açısından baktığımda güzel bir avantaj olmuş. Ekran kas oranından bahsetmiştim. Ekran piksel yoğunluğu da önemli bir detay ki 415 ppi'lik bir ekran piksel yoğunluğuna sahip bu telefon. Bu piksel yoğunluğu bu seviye
için oldukça güzel. Ama bu telefonla alakalı beni düşündüren en önemli şey arkadaşlar fiyatı. Fiyat, en azından tanıtım fiyatı olarak söyleyebilirim bunu. Biraz bana enteresan geliyor. Onu da ilerleyen bölümlerde zaten hep birlikte bir değerlendireceğiz. Ben de merak ediyorum. Ekran paneli genel olarak baktığımda kullanıcıyı tatmin ediyor. Renkler güzel, parlaklık güzel ve ekrandaki görüntü kalitesi de güzel. Bir önemli detay var. Huawei'in yaklaşık işte 2 yıl olacak neredeyse. Özel olarak telefonlarında önem verdiği bir detay. Mavi ışığı azaltma olayı ve yine TÜV sertifikası da bu telefonda yer alıyor arkadaşlar. Yani telefonun ekranındaki mavi ışık, yani gözlerimize zarar veren ışıklar çok daha fazla azaltılmış bir şekilde geliyor elimize. Güncelleme konusunda hepinizin kafasında soru işaretleri olacağına eminim arkadaşlar. Telefonda şu an Android 9 yüklü ve EMUI 9 da yine bu cihazın içinde var. Yani Huawei'in en son arayüzü değil de, yani görünüş olarak en son arayüzü ama sürümü olarak en son sürüm değil. Yani P30 Pro'da yer alan en son sürüm bu cihazda yok ama gelecektir mutlaka yani. Onu da söyleyebilirim. Arayüzdeki güncelleme kesinlikle gelecektir ama işler Android tarafına geçtiği zaman ne yazık ki bu konuda şu an için, yani bu tarihte net bir şey söylemem mümkün değil. Android güncellemesini alıp almayacağı ile alakalı, yani Android 10 ile alakalı net bir şey hala yok arkadaşlar. Ama Android'in aylık yayınlanan güvenlik kemalarını, güvenlik güncellemelerini kesinlikle alacaktır. En azından bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Performans tarafına baktığımızda biliyorsunuz Mate 20 Lite'la hayatımıza giren bir işlemci Kirin 710 orta seviye bir işlemci olarak karşımıza çıktı ki bana sorarsanız orta seviyedeki bulunan telefonların arasında iyi bir işlemci Kirin 710. Özellikle telefonun güç performansı, yani güç harcama performansı ve genel performansı anlamında Kirin 710 gerçekten iyi işler ortaya çıkartıyor ve yapay zeka destekli bir işlemci, onu da sizlere söyleyeyim. Bu işlemciye 4 GB'lık bir RAM eşlik ediyor ve bunun yanında depolama tarafında işi şansa bırakmamışlar. 128 GB'lık bir depolama yer alıyor. Eğer isterseniz de depolamayı 512 GB'a kadar microSD kart takarak arttırabiliyorsunuz dostlar. Kirin 710 tabii önemli bir işlemci. Bundan bahsetmek istedim, biraz daha not aldım bazı şeyleri. Ama aslında not aldığım şeyleri az önce söylemişim zaten sizlere. Yani zaten orta seviyedeki önemli bir işlemci olduğundan falan bahsedecektim sizlere ama notlara baktığımda zaten onları az önce söylediğimi de fark ettim. Kamera konusu önemli bu cihaz için. Kameralarda çünkü güzel detaylar var gerçekten. Özellikle arka kamera için konuşacağım. Arka kamera için gayet güzel detaylar var. P30 Lite'deki toplamda kamera sayısına baktığımızda 4 adet kamera yer alıyor telefonda. Ve bu 4 adet kamerada gerçekten bir araya gelerek güzel işler çıkarmayı başarmış dostlar. Yani bu tarz aslında çok kameralı cihazlarda aklıma tek gelen şey şu. Zamanında aramızda MSN kullananlar vardır mutlaka. MSN'de böyle işte cam aç dediğimizde ne camı ya falan deyip engelleyenler vardı ya böyle. Şimdi böyle benim telefonda 4 kamera var, 5 kamera var falan diye hava atıyorlar mıdır acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Aranızda var mı bu arkadaşlardan? Varsa yorumlara yazarsınız. Telefonun ön tarafında bulunan kamera arkadaşlar 24 megapiksellik bir kamera ve benim Huawei'in özellikle ön kamerada bu HDR işinde gayet iyi sonuçlar ortaya çıkardığını düşünmeme sebep oluyor artık Huawei. Çünkü özellikle çektiğim gün ışığı altındaki fotoğraflarda arka tarafla yüzümün arasındaki o parlaklığı giderebiliyor olması cihazların gerçekten hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani başka telefonlarla, şu an marka ismi vermeme hiç gerek yok. Mesela bir Apple'ın iPhone'uyla çektiğimde arka taraf bembeyazken, yani sadece yüzüm netken, ön kameradan bahsediyorum. Huawei cihazlarında HDR, yani AI HDR gerçekten iyi çalışıyor. Yapay zeka burada iyi işler ortaya çıkarıyor ki yapay zeka demişken ön kameradaki yapay zeka sayesinde 8 farklı saniyeyi yapay zeka tanıyıp iyi işler ortaya çıkarmanızı sağlıyor. Bu da güzel bir detay. Arka tarafa geldiğimizde arka tarafta Huawei'nin iddiasına göre 48 megapiksellik sektörün en büyük sensörüne sahip bir sensöre sahipmiş P30 Lite'deki sensör ki birazcık test ettim ve kurcaladım. Yani P30 Lite'ın fotoğraf kalitesi biraz light değil gibi, yani iyi işler ortaya çıkartıyor gibi, onu da söyleyebilirim sizlere. Ana kameramız 48 megapiksel ve bir de yanında bu kameranın 8 megapiksellik ultra geniş açı çekebilen bir kamera var. Bu kamerada güzel işler çıkartıyor ama amiral gemilerinde yer alan ultra geniş açı kamera performansını bu telefonda beklememek lazım. Onu da sizlere söyleyeyim. Ve son olarak 2 megapiksellikte bir adet görmüş olduğunuz üzere 3 kameramızdan bir tanesi. O da tabii ki portre fotoğraflar çekebilmeniz için, daha iyi portre fotoğraflar çekebilmeniz için derinlik algılaması yapıyor. Ana kamerada diyafram aralığı f1.8 olarak belirlenmiş ve yine ana kamerada da arkadaşlar yapay zeka desteği olduğu için 22 farklı saniye özel bir ayarlama yapıyor telefon ve güzel işler
ortaya çıkarıyor gerçekten. Yani telefonda video tarafında yine bir eksiklik var ki bu eksiklik aslında artık alıştı Huawei tarafında ne yazık ki. 4K çekim yapamıyor bu telefonda. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. 4K çekim yeteneği olmasa da video tarafındaki diğer özelliklerle 4K'nın yerini doldurabilir misiniz? Orası tartışılır. Yani bu konu aslına bakarsanız ben kendim mesela bir kullanıcı olarak yani iş hayatı dışında işte sizler için hazırladığım videolar dışında telefondaki video özelliğini çok fazla kullanmadığımı fark ettim. Bunu uzun bir zamandır da fark ettim açıkçası. Tabii ki çok iyi video çeken telefonlar var. Ama video acaba yani videonun inanılmaz iyi olmasının ne kadar bir faydası var? Bunu kendi kendime sorguluyorum. Bunu Huawei için değil birçok cihaz için aslında sorgulamaya başladım. Yani şu an Huawei'yi savunuyorum zannedenler olabilir aranızda ama öyle bir şey anlamında demiyorum. Genel olarak şu an konuşuyorum. Bu konuyu biraz içinde sorguluyorum. Bu konuda sizin de bir düşünceniz varsa duymak isterim. Ve P30 Lite arkadaşlar 3340 miliamperlik bir pile sahip ve bu telefonun pil performansında yine diğer Huawei cihazlarındaki pil performansı kadar beğendiğimi ve yerinde bulduğumu da söylemeliyim sizlere. Ve bir günü rahatlıkla çıkartıyorsunuz. Aynı zamanda da hızlı şarj adaptörüyle kutudan çıkıyor. Bu ekstra bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Yani Apple gibi. Ve kutudan çıkan bu hızlı şarj aletiyle de telefonunuzu hızlıca şarj ederek yolunuza devam edebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir detay bu da. Cihazdaki oyun deneyimi nasıl derseniz de cihaz aslına bakarsanız birçok oyunu hiçbir şekilde kasma donma yaşamadan oynatabiliyor. Ben daha çok her zaman olduğu gibi PUBG tarafına birazcık baktım. Telefonda PUBG nasıl? Asphalt 9 nasıl? Çünkü en yüksek grafiğe sahip en azından oyunlar şu an için bunlar diye düşünüyorum. Sizin varsa bu arada eğer farklı bir oyun tavsiyeniz diğer inceleme videolarına değerlendirmek adına onları da yorumlarda görmek isterim. Aslında telefon için söylenecek çok güzel şeyler var. Yani çok daha fazla güzel özelliklerini sizlere anlatabilirim. Tabii böyle eksik kalan şeyler de var ama genel olarak baktığımda fiyat tarafında açıkçası kafamda çok büyük bir soru işareti oluşuyor arkadaşlar ve aslında bu soru işaretinin sizin de kafanızda oluşacağını ve bence hepimizin en fikir olacağını da düşünüyorum konuyla alakalı. Telefonun fiyatı ne yazık ki son dönemde alıp başına giden akıllı telefon fiyatları yüzünden 3500 TL seviyesinde. Bir telefonu elime aldım, beğendim. Gerçekten güzel bir telefon olmuş. Yenilikçi bir telefon olmuş. Ama bir de şöyle bir detay var ki biliyorsunuz hala en iyi telefon kamerasına sahip bir akıllı telefon P20 Pro. Yani hala baktığımızda işte bu kamera testini yapan sitede adını vermek istemiyorum. Kızanlar oluyor çünkü. İkinci sırada bu telefon ve arasında sadece tavsiye edilen satış fiyatı olarak baktığımda 500 lira fark var. Yani 4000 liraya P30 Pro, P20 Pro satın alabiliyorken P30 Lite'a 3500 lira vermek ne kadar mantıklı? Bu kafamı baya baya kurcalıyor. En azından ilk etap için sanki P30 Lite'ın fiyatı bir tık yüksek olmuş ama bu konuyla alakalı kendimce bir düşüncem var. Bence bu fiyat çok kısa bir süre içerisinde daha alınabilir, daha mantıklı bir seviyeye çekilecektir. Tabii ki kalkıp 2000 lira yapmazlar ama biraz daha düzenleme, bir güncelleme gelebilir fiyatsal anlamda. Onun dışında P30 Lite orta seviye içerisinde arayış içerisinde olanlar için alınabilecek bir telefon. Rakiplerine göre baktığımızda tamam belki rakiplerinde bu fiyat seviyesinde ekrandan parmak izi okuyuculu cihazlar mutlaka var. Farklı özelliği olan cihazlar da mutlaka vardır ama fotoğraf kalitesi anlamında telefonu tuttum. Yani güzel gözüküyor fotoğraf kalitesi anlamında. Onun dışında genel olarak da yine beğendiğim bir akıllı telefon. Tek sorun fiyat gerçekten. Bunun acilen çözülmesi lazım diye düşünüyorum ama o çözülene kadar bence Mate 20 Lite ya da P20 Pro satın alınabilir yine Huawei tarafında. Bunu da söylememde fayda var. Onun dışında illa ben alacağım diyenlere de gidip satın alabilirler. Ve P30 Lite videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.